Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi de tekit konusunu işliyoruz. Kitap sayfası 610. 610. sayfa. Evet, dinleyicinin yanlış anlayabileceği sözleri yanlış anlamalara imkan vermeyecek şekilde pekiştiren söze tekit diyoruz. Tekit ikiye ayrılıyor. Lafzi tekit, manevi tekit. Lafzi tekit, ismin, fiilin, harfin, zamirin ya da cümlenin tekrarıyla yapılan tekit. Örneğin, ra'aytu timsaha. Yani karşı taraf inanamaz mesela, timsah mı gördüm? Ra'aytu timsaha. Yani timsah gördüm. Veyahut fiilin tekrarıyla. Hadara Halit. Halit geldi manasında. Geldi. Halit geldi falan. Hel hadarti, geldin mi? Naam. Hadartu. Evet, geldim. Aynı şeyi biz de Türkçe'de yapıyoruz. Bir sonraki ekranımızı alalım. İzheb ilel beyt. Git, eve git. Hüve sadiku. Bu da cümlenin tekrarı. O sadıktır. Kumtu ene. Ben kalktım, ben. Yani aslında ene kumtu normal bir cümle. Ama kumtü'den sonra enenin gelmesi, evet, yani ben kalktım, ben. Bir birleşik zamir, muttasıl zamir, bir de munfasıl yani ayrı zamirle aynı manaya gelecek, tekit ediliyor. Ra'aytuke ente, seni gördüm, seni. Demek ki birisi fiile birleşik, öbürü ayrı zamirle tekit yapılmış oluyor. Nebe suresi 4 ila 5. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Kella seya'lemun. Thümme kella seya'lemun. Burada vurgu vermek için hayır, bilecekler. Ha, okuyup geçeriz falan belki diye tekrar aynı şeyi söylüyor. Thümme kella seya'lemun. Sonra bilecekler, anlayacaklar durumunda olduğunu, ama artık anlama geç kalmış olacak. Ona dikkat çekiyor. Bir sonraki örnek ekranımız. Evet, şimdi manevi tekit. Manevi tekit bir takım kelimelerle yapılan tekit. Yani fiilin tekrarı, cümlenin tekrar tarzında değil de. Evet, mesela ammetün, külle, cemi'u, kilta, kila, aynün, nefsün. Evet, bu tekitlerde tekit ettiği kelimenin harekesini alacak bu kelimelerin sonu. Manevi tekitle marife tekit edilir. Nekre tekit edilmez. Örneklerine bakalım. Bakın, aynün, nefsün, ikisi de aynı manada. Kendisi, aynısı manasında. Zaranil veziru nefsuhu. Zaranil veziru, bakan. Bizzat kendisi beni ziyaret etti. Hani karşı taraf inanmaz falan, tekit yapıyor. Bakan, kendisi beni ziyaret etti. El veziru nefsuhu. Hareke aynı. Nefsu tekit, faili tekit ediyor. Kabeltul vezira nefsehu. Yani bakanın kendisiyle karşılaştım. Ketebtu ilel veziri nefsihi. Bakanın kendisine yazdım bizzat. Bizzat kendisine yazdım. Hadarat Fatumetu aynuha. Ya Fatıma'nın bizzat kendisi geldi. Yani nefsuha da olur, aynuha da olur. Kara'tül kıssate aynaha. Hikayenin kendisini okudum. Bizdeki kendi kendisi manasında. Evet, bir sonraki ekranımız. Nefsün, aynün kelimeleri gördüğümüz gibi müfret kelimeyi tekit ediyorlar. Tesniye ve cemi bir kelimeyi tekit edileceği zaman, o zaman da aynünün çoğulu ayun, nefsün çoğulu enfüs şeklinde cemi sigalar kullanılıyor. Zehebel muallimani enfüsühüma ile suki. Yani iki öğretmenin bizzat kendileri çarşıya gitti. Zehebel muallimani ayunuhuma ile suki. Böyle de olur aynı manada. Yani enfüsühüma da kullanılır, ayunuhuma da kullanılır. Aynı manada iki öğretmenin kendileri gitti. Cemi ise zehebel muallimune enfüsühüm ile suki. Öğretmenlerin bizzat
kendileri çarşıya gitti. Zehebel muallimune a'yunuhum ile suki. Yani öğretmenlerin gene aynısı, enfusuhum ya da a'yunuhum. Evet, bazen nefsün aynun kelimelerini bitişik zait bir bir harfi cerde gelebilir. O zaman gene aynı mana ifade eder. Yani zait pekiştirmedir o da. Zehebel muallimu bi nefsihi. Öğretmenin bizzat kendisi gitti. Zehebel muallimu bi aynihi. Yani bi nefsihi de diyebiliriz, bi aynihi de diyebiliriz. Evet, böylece arkadaşlar bir de kila ve kilta geliyor. Kila, kilta ikisi de demek. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet, kila, kilta iki kişi için özellikle her ikisi de manasına geliyor. Sonlarında tesniye zamiri bulunuyor ve tesniyeyi sadece ikiyi tekit ediyorlar. Malum kila müzekker, kilta da müennes için kullanılıyor. Bakalım örneklerimize. Necehal ehavani kilahuma. Yani iki kardeşin ikisi de başardı. Hani iki kardeş başardı demiyor. İkisi de başardı. Demek ki tesniyeyi tekit için kila. Kara'nel kitabeyni kileyhima. Dikkat, hareke hani öbürüne tabi olacaktı. İki kitabın ikisini de kila ötre hali, kiley ve yanındaki birleşik zamir, üstün ve de esra hali. Ketebtü bi kalemeyni kileyhima. Yani her iki kalemle de yazdım. Câetil mer'etâni. Bak burada fail şimdi. İki kadın geldi. Câetil mer'etâni kiltâhuma. Her iki kadın da geldi. Bir sonraki ekranımız. Evet. Kila, kilta zamirle değil de isimle birleştiği takdirde o zaman tekit olmaz. Cümlenin unsuru olur. Ne zaman? İsimle birleşirse. Yani câe kilel muallimine. Yani câe kilel muallimeyni. İki öğretmenin ikisi de efendim geldi. Yani kim geldi? İki öğretmenin ikisi. Böylece ne oluyor? Kim sorsun cevabı? Kila, görüyorsunuz, cümlenin unsuru. Yani fail olmuş oldu. Evet. Müennes için caet kiltel kiltel muallimeteyni. İki bayan öğretmenin ikisi de geldi. Evet, küllü var gene tekit lafızlarından. Cemiun var. Hepsi, tümü manasında. Hadareti tilmizatu. Kız öğrenciler geldi. Küllühünle. Hepsi geldi. Kara'tül kitabe küllehu. Kitabın hepsini okudum. İşteraytü minel fevakihi. Evet. Meyvelerin hepsini. Meyvelerin hepsini. Külliha. Bakın. Ha da meyvelere gidiyor. İşteraytü minel fevakihi külliha. Meyvelerin hepsini satın aldım. Necahattullabu cemi'uhum. Öğrencilerin hepsi başardı. Bütün öğrenciler başardı. El müslimune cemi'uhum kalbun vahidun. Bütün Müslümanlar tek bir kalptir. Bir sonraki ekranımız. Evet. Cuma'u ve ecma'u. Yani ecma'u müzekker, cuma'u müennes. Bunlar da müfret ve cemileri tekit ederler. Ca'etil ceyşu ecma'u. Yani ordunun hepsi geldi. Ca'etin nisa'u cuma'u, onun müennesi. Kadınların hepsi geldi. Kâfetün, âmmetün, bu da aynı zamanda tekit lafzıdır. Tamamı, geneli, âmmetün yani hepsi var. Kendilerine uygun zamir alarak tekit olabilirler. Câ'en nâsu kâfetuhum. Yani insanlar geldi. Hepsi, tamamı geldi. Hadarat tullâbu âmmetuhum. Öğrencilerin geneli geldi. Görüyoruz ki hareke bir önceki kelimeye tabi. Bir sonraki ekran. Evet. Buradan bir iki ayet verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete. Kulna dedik. Kulna ya Adem. Ey Adem. Sekene yeskünü emir nasıl gelir? Üskün. İskan. Ya ademüskün ente ve zevcüke. Ey Adem, sen ve eşin yerleş. El cennete, cennete yerleş. Ve küla, ekele ye ekülü, emir kül diye gelir. İki küla, kişi. İkiniz yiyin, minha, ondan. Evet. Ragaden, bol bol, haysu şi'tuma, dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Yiyin, ve la takraba. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Hazihi şecerede. Bu ağaca. Bu ağaca yaklaşmayın.
fe akabinde tekûna olursunuz. Tekûna ne diyecekti? Emrin cevabı, burada da olumsuz emir. Emrin cevabı da cezim olur. Cezim olur, cezimli olur. Fetekûna ikiniz olursunuz. Nun'un düşmesinden anlıyoruz cezim olduğunu. Fetekûna olursunuz minez zalimin. Zalimlerden olursunuz. Burada ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya Musa. Ey Musa dediler. İnna lan nedukuleha. Asla ona ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Ebeden, ebeden asla. Madamu müddetçe demek. Madamu fiha. Onlar yani orada olduğu müddetçe asla oraya girmeyeceğiz. Fezheb ente ve rabbüke. Bakın fezheb aslında gitsin. Sen git demek. Bir daha ente gelmesi tehdit oluyor. Tehdit oluyor. Sen ente ve rabbüke. Sen ve Rabbin gidin. Fekatila ve savaşın diyor. Bakın ne kadar enteresan. Fekatila. Gidin ikiniz savaşın. Katil, katila, katilun. Katile yukatilun emir hali. İnna hahuna kaidun. Biz burada kalacağız diyor. Evet. İnna gerçekten biz hahuna işte burada kaidun. Oturuyoruz diyor. İşte burada kalıyoruz diyor. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz.